Merhaba sevgili yay burçları, yükseleni ve ay burcu yay olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle. Bugün yay burcu, yükseleni ve ay burcu yay olan arkadaşlar için 15-31 Ocak bakımı yapacağız arkadaşlar. Bakalım yay burçlarını neler bekliyor, ne gibi değişiklikler bekliyor yayları. Yay burçları ateş grubuna dahil yönetici gezegeni Jüpiter'dir. Uğurlu günleri Perşembe, uğurlu sayıları 5-7'dir yayların. Yay burçları biliyorsunuz ateş grubunun en hareketli, en aktif enerjisi olan burçlardır. Gezmeyi, tozmayı, macerayı çok seven burçlardır yaylar. Bunu zaten hepimiz biliyoruz artık konuşa konuşa. Şimdi hiç vakit kaybetmeden açılımımıza başlamak istiyorum. Bakalım yayları neler bekliyor? Ne gibi değişiklikler var yay burçlarında? Niyetimizi ettik. Yükseleni, ay burcu, güneş burcu yay olan arkadaşlar da izleyebilir canlarım. Tabii ki onlar için de geçerlidir. Evet, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olarak izlerseniz çok mutlu olurum canlarım. Alma verme dengemize dikkat edelim. Emeklere saygı olarak abone olarak izlemenizi rica ediyorum. Tabii ki videolarımı izledikten sonra beğenirseniz, beğeni butonuna basarsanız, yorum atarsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Sizleri çok seviyorum. İlgi ve alakanız için çok teşekkür ederim. Bu arada YouTube teşekkür butonumu açtı. Kanalıma destekte bulunmak isteyen arkadaşlar teşekkür butonunu da kullanabilirsiniz canlarım. Evet. Böyle. Şimdi bu bir kolektif açılımıdır. Bunu her zaman söylüyorum. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin canlar. Özel bakım için bana Instagram'dan veya WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. İletişim adreslerimi tüm videoların alt kısmına etiketliyorum. Yarım saatlik danışmanlık alıyorsunuz. Görüntülü bakım yapıyorum. Ben seviyorum görüntülü bakmayı. WhatsApp'tan yarım saat danışmanlık ve artı tüm sorular cevaplanıyor. Karma bakmayı seviyorum. Kahve, tarot biliyorsunuz. Karma tarotları ben çok severim. Herkes bana ulaşabilir Instagram'dan. Bu arada bundan sonra artık canlı yayınlarıma YouTube'da da katılıp soru cevap katılmak isteyenler canlı yayınıma katılabilirsiniz canlarım. YouTube'dan artık canlı yayın açmaya çalışacağım ve duyuru yapacağım. Zil butonunuz aktif olursa ne zaman canlı yayın yapacağımı belirteceğim. Haberiniz olsun. Ay canlarım, bu nedir böyle yaylar? Ay iyi, kader çarkını çıkardı vallahi. İyi iyi iyi. Sonuç olarak çok iyi kartlar, mükemmel kartlar çıkardı ama bu kartları ben hiç beğenmedim. Söyleyeyim yaylar, bu nedir böyle? Neyin karmaşası bu? Bir bakalım. Şimdi arkadaşlar, yay burcunun bir olumsuzluk demeyelim de bir şey var. Hani kötü konuşmak istemiyorum ben, negatif göndermek istemiyorum kimseye. Ama gerçekten bir darda olduğunu gösteriyor. Nasıl bir darda? Sanki bir mahkeme, direkt mahkeme de olabilir. Bu genel açılımdır. Yüzdeye bakarak konuşuyorum. Bir mahkeme de olabilir veya ona karşı, yaya karşı yapılmış bir haksızlık da olabilir arkadaşlar. Kesinlikle bu işin içerisinde bir kurnazlık söz konusu. Hani arkadaş kurbanı olabilirsin, arkadaşından ihanet yemiş olabilirsin. Güvendiğin birisinden bir olumsuzluk yaşadığını gösteriyor ve yay burcu zor durumda. Haksızlık ve adaletsizlikle ilgili diyor. Yeteneğini yüze çıkarman lazım. Artık bu haksızlığa bir dur demenin zamanıdır diyor. Bunu gösteriyor. Bu güvendiğin birisidir. Güvendiğin kişiden aldığın problem ve negatif enerjiden bahsediyor. Seni zor durumda bırakmış olduğunu gösteriyor. Çok özür dilerim. Zor durumda bırakmış olduğunu gösteriyor ve bununla alakalı diyor ki çıkmazdasın. Üzüntü,
Bu duygusal hayatınızda bağlı olduğunuz birisi olabilir. Aile içerisinde birisi olabilir. Dostunuz, arkadaşınız, güvendiğiniz birisidir bu. Yani bu kişiden bunu beklemiyorsunuz. Beklemediğiniz birisinden aldığınız negatifle alakalı içinizi sakinleştirmeye başladığınızı gösteriyor. Ve diyor ki sakin olmanda fayda var. Kendini boğuyorsun. Sanki bu karşı tarafa içinde hissettiklerini söylemekte zorlandığını gösteriyor. Konduramadığını. Ama gerçekten çok kötü ihanetten bahsediyor burada. Yani benim için yalan konuşmak da bir ihanettir. Size karşı yapılmış olan haksızlıkla beraber üzüntünüzü gösteriyor ve o kişiye karşı çok olumsuz düşünceleriniz var. Kesinlikle sizi bıçaklamış sırtınızdan, yani bunu gösteriyor. Bakar mısınız buraya? Kılıç üçlüsü, kılıç yedilisi. Yani biraz sıkıntılı bir durum. Geri çekilmeyin diyor bu davada. Kesinlikle ve kesinlikle geri çekilmenize gerek yok. Hani geri çekilmeniz dediğimde, yani hani ayıptır, yapmayayım, etmeyeyim, benim bu kişiye duygum var, işte akrabadır, işte ailedir. Kesinlikle hakkınızı savunmanız gerekiyor. Yoksa bu iş burada bitmez. Bu böyle de devam eder. Ama sizi bir gücünüzü toparlamanızı gösteriyor. Kartın tavsiyesi bu davada ve bu olumsuzlukta, bu iş yeriyle alakalı olabilir. Şahıs, sevdiğiniz, duygusal bağlı olduğunuz kişi, eşiniz, dostunuz, aile, hiç fark etmez. Kim olursa olsun kartın bana gösterdiği tavsiye kesinlikle geri çekilmemeniz gerektiğini söylüyor. Güneş kartı. Aydınlanma diyor. Üzüntünün ve sıkıntının üzerine, görüyor musunuz? Yapılan ihanetin ve olumsuzluğun üzerine. Şu anda eliniz kolunuz bağlı, çaresizlik. Kılıç beşlisi olumsuz bir karttır. Darlanmış olduğunuzu, pişmanlıklar içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Ama bunun üzerine çıkan güneş kartı ile beraber diyor ki aydınlanacağını gösteriyor. Bu problem neyse, sizi rahatsız eden, huzursuz eden problemin aydınlanacağını gösteriyor. Ne zaman diyor? Beşli rakamları gösteriyor. Biz 15-31 baktığımız için 15 ile 25'i arasındaki süre içerisinde ciddi bir değişim olacağını gösteriyor. Kesinlikle. Bakalım nasıl bir değişim? Yapılan haksızlığın ortaya çıkması bir kere, bu net. Düşünceleriniz bir para kaybından bahsediyor. Bu parayla da ilgili olabilir. Hani güvendiğiniz kişinin size karşı yaptığı haksızlık da olabilir. Veya işinizde çalıştığınız verimi alamadığınız da olabilir. Kesinlikle bu olumsuzlukların hepsi tamamen gidecek. Özellikle parayla, işle alakalı mükemmel bir fırsat ve mükemmel bir, şimdiye kadar çektiğin eziyetin karşılığını, verdiğin emeğin karşılığını kesinlikle alacağını gösteriyor. Maddi konuda bir hareketlenme söz konusudur. Diyor ki neşenin ve ışığın keyfini çıkar. Ne dedik? Değişim olacağını gösteriyor. Güneş kartı ile 25-15 arasındaki sürede. Üzerine çıkan kartlar çok iddialı ve muazzam kartlar. Burada özellikle bu dönemden bahsediyoruz. Yıldız kartı ve diyor ki emeklerinin, çalıştığın, ter döktüğün, emek sarf ettiğin, yaptığın birikimin veya yaptığın emeğin karşılığını kesinlikle göreceğini gösteriyor. Durmayacaksın. Hani durma, duraksama yok diyor. Yıldız kartı başarı, parlayacağın bir dönemin gelişini gösteriyor. Kariyerle alakalı olabilir, işle alakalı olabilir, her neyle alakalı olumsuzluğun varsa yay, yükselen yay ve güneş burcu yay olan arkadaşlar için geçerlidir. Mükemmel bir değişim. Kader çarkını çıkartıyor. Diyor ki artık diyor savunmanı indir, kalkanlarını indir diyor. Yani kendini savunmana gerek yok artık, düşmanların dur diyor. Ve sana Rabbim tarafından sunulacak mükemmel fırsatlar ve şanslar üzerine bir kader çarkı değişimi gösteriyor. Bunu gösteriyor. İlahi adalet diyor. Ve buraya bakar mısınız? Mevcut koşulların içerisinde imparator kartını çıkardı. İmparator kartı ateşin kartıdır, sizin kartınızdır. Ama genel açılımı
Güçlü, artık istediği seviyeye gelmiş. Beni kimse yıkamaz artık bundan sonra. Çünkü yıkılacağım kadar yıkıldım, artık kendimi toparladım ve kimin kötü ve kimin iyi olduğunu anladım düşüncesini veriyor net olarak. Üzerine çıkan ikinci güneş kartıyla aydınlanmaya devam. Yalnız değilsin diyor. Seni koruyan Rabbin var diyor. Seni gözetleyen kurban olduğumun adaleti var diyor. Gerçekten çok ciddi haksızlığa uğradığınız için ettiğiniz duaların hepsinin makbule geçtiğini gösteriyor ve aydınlanacaksınız. Çok ciddi hareketlenme var hayatınızda. Değişim yapacaksınız. Bitiş ve yeni başlangıç olabilir. İlişki, iş, ev, aşk, her şeyle alakalı olabilir. Çünkü bu genel açılımdır. Kolektif açılımı yapıyoruz. Tek aşk bakmıyoruz. Onun için diyor ki hayatında başarıya doğru gidiyorsun. Hangi başarıdır bu? Şu çıkan kartlara bakar mısınız? Paradan bahsediyor. Niyetlen ve yap diyor. Geri adım atma diyor. Kafandaki düşünce neyse, kalbinde ne düşünüyorsan bunun için harekete geçmen lazım ve bu işin ucunda çok ciddi bir para ağası, bir numaralı maddiyat kartıdır, para kartıdır. Adı üstünde para ağası. Maddiyatla alakalı çok mükemmel bir sunum. Size sunulacak bir sunum var. Gerçekten her türlü sunum var size, bunu gösteriyor. Duygusal hayatınızda odaklanacağınızı gösteriyor ve özel hayatınıza daha çok zaman ayıracağınızı, bir evlilik teklifi yapabilirsiniz. Eğer ilişkinizde küslük, kırgınlık, olumsuzluk var ise de görüyor musunuz? Yolun başında sizi bekleyen şansınızın ve kısmetinizin kesinlikle olduğunu gösteriyor. Şimdi genel bir özet geçersek, çok ciddi bir olumsuzluğun içerisinde olmuşun veya bunu yaşadığını gösteriyor. İhanetten bahsediyor. Herhangi bir ihanet olabilir. Aşk hayatında, ilişkide, işte hiçbir fark etmez. Genel bakıyoruz. Düşündüğün olumsuzlukların bitişini gösteriyor. 25, 15, 25 arasındaki süre. Mükemmel bir değişim. Yani öyle böyle bir değişim değil. Kader çarkını gösteriyor. Maddi konuda güçlenme, değişim, adımının ve düşündüğün fikir neyse kendine inanarak hareket etmeni ve gerçekten de yalnız değilsin diyor. Yani koruyucu meleklerin ve ilahi adaletin de senden yana olacağını gösteriyor. Her konuda, maddiyatla alakalı da, özel ilişki, özel hayatında ilgili de. Sevgili yay ve yükselen yaylar, gerçekten çok mükemmel. Şimdi durumda bir sıkıntı başında çıkardı ama bana sonuç lazım. Sonuç mükemmel. Kahve de tutmuştu. Niyetlendiysek niyetinizin olacağını. Ay, kahven hiç tertemiz. Görüyor musunuz? Bütün olumsuzluğun hepsini 60 olarak gösteriyor. Bu mükemmel bir gösterge. Şimdi kalabalığı görüyor musunuz? Size karşı bastırılma, uğraşılma, kaygılar, bir çaba içerisindesiniz ve bu durumun içinden çıkmaya çalışıyorsunuz. Bu zafer ve başarıya doğru, bak görüyor musunuz? Bütün sıkıntınızı arkada bırakarak yol alacağınızı gösteriyor. Tertemiz bir kapı var önünüzde ve burada sizi tutabilecek kimse yok. Gerçekten mükemmel bir bereketli, rızıklı, bol bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Hareketlerin her anından, her dakikasından faydalanmanız lazım bu dönemin, benden söylemesi. Ayrılıklar yaşayabilirsiniz. Sevgili yay ve yükselen yaylar, size enerji olarak kötü enerji veren kişilere mesafe koyacağınızı gösteriyor. Arkanız dönük çıkıyor. Bir volkan patlaması var. Mükemmel bir haber duymanızı göstericisidir bu. Volkan patlaması, eğer içi temizse güzel bir haberdir. İçini tertemiz gösteriyor. Güzel bir haber alacağınızı gösteriyor. Ortak işler yapmak için mükemmel dönemdir. Ortağınıza dikkat edin. Çevrenizdeki güvendiğiniz kişilere dikkat edin. Sizi vuran kişiler zaten güvendiğiniz kişilerdir. Hani arkanızdan iş çeviren kişiler güvendiğiniz kişilerdir. Buna dikkat edin lütfen. Buradaki olumsuzluk geçicidir. Ama çevrenizdeki kişilere dikkat etmeniz gerekiyor. Kahvede de uyarı var. Kim ne yaparsa yapar, hayat böyledir. Kendine yapar. Ama biz tedbirimizi alalım. Bunu gösteriyor. Şimdi parayla ticari konularda yatırım yapma, alışverişleriniz, finansal konularda
Ayın 23'ünden sonraya bırakın arkadaşlar. Şimdi 23'üne kadar olan sürede bir para kaybı yaşayabilirsiniz. Herhangi bir şeyden bahsediyorum. Alışveriştir, büyük alışverişlerden bahsediyorum. Yatırım, ortak işler, hisse senedi, böyle şeylerle ilgileniyorsanız eğer 23'ünden sonra yapın arkadaşlar. Çünkü 23'üne kadar olan şeyler borç vermedir. Yani parayla ilgili işleri 23'üne kadar olumsuz gösteriyor. 23'ünden sonraya bırakın kesinlikle. Olumlu olan dönem o dönemdir diyor kahve. Kahvenin içerisindeki bütün sıkıntıyı atmış rahatlayacağınızın işaretidir ve tertemiz gösteriyor. Görüyor musunuz? Uzun bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu tarafta gösteriyor. İki yolunuz var. Yani iki uzun yolculuk, bir kısa yolculuk. Bu yurt dışı veya başka bir şehir olabilir. Ama bu bağlantı çok mükemmel bir bağlantı gösteriyor. Bu yolun başında sizi bekleyen bir erkek var. Ona bağlıdır sizin işiniz diyor. O size yardımcı olacak ve ermiş olarak gösteriyor bana. Bu ne demek? Çok iyi niyetli, yardımsever, yaş olarak sizden daha olgun ve daha potansiyelli, sağlam bir kişiden bahsediyor. Size bu kişi yardımcı olacak. Benden söylemesi sevgili yaylar. Bir bakalım burada ne var, ne çıkıyor. Toplu şekilde şimdi bak orada gördüğüm dedim ya bir kişi var dedim size yardımcı olacak yolun başında ermiş olarak olgun birisi onu burada da gösterdi. İsminde A harfi B harfi olan kişiler bir de YK harfi olan kişiler ayın 17'si 17'si unutmayın 27'si de olabilir 17-27'sinde mükemmel bir haber, mükemmel bir değişim olacağını göstere. Bakın tekrar ediyorum. Net çıkarmış burada. 17-27 sevgili yay yükselen yay güneş burcu yay olan arkadaşlar için olumlu bir gelişme. Yani bu sizi net karar vereceğiniz bir şeydir. Kökten bir değişim. Bakın bu boşanma olabilir. İş bitirme, işi bitirme yani ortak olduğunuz işler, iş değişim olabilir. Bütün sıkıntıyı arkada bırakacağınız ve hayati kararlar alacağınız konular olacağını gösteriyor. 17-27 arasındaki süre içerisinde. Benden söylemesi sevgili yaylar. Sağlığımıza dikkat edelim sevgili yay burçları. Sağlık konularına dikkat etmenizde fayda var. Özellikle kemik problemleri düşmedir, kırmadır, çıkıktır. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ama gerçekten mükemmel zafere götüren bir yolda çok muazzam bir dönemden geçiyorsunuz. Her gününü, her saatini, her anını kullanmanız ve faydalanmanız gerektiğini söylüyorum benden söylemesi. Şimdi bakalım nasıl bir enerji bekliyor bir evrenin enerji kartlarından bakalım 15-31'de yay yükselen yay burcunu nasıl bir enerji bekliyor. Çok çalışmanın ödülü inatçı bir yapıda olmak sınırları zorlamak otoriter olmak çalışmanın ödülünü zaten size söyledim mükemmel bir dönem mükemmel bir değişim ve mükemmel fırsatlardan bahsediyor. Aşk, romantizm, keyifli zamanlar, uyum, barışmak, maddi kazanç, dişil enerji. Çok güzel. Zaten burada söylediğimizin aynısını da söyledi. Kesinlikle güzel bir dönem ve güzel mesaj kartları çıkardı size. Disiplin, engeller, zorlayıcı olaylar, sert ve uzun işler, sorumluluk almak, kısıtlanmış hissetmek. Şimdi işle alakalı bayağı yoğun bir dönem, tempolu bir dönemden geçeceğinizi gösteriyor. Zorlayıcı olaylar zaten burada konuştuk bunu. Sorumluluk almak. Sorumluluk almak, işten yana sorumluluk almak. Yani yeni bir başlangıç alarak yeni bir sorumluluk almak. Ciddi bir işin sorumluluğunu alacağınızı zaten gösterdim burada. Burada da söyledim bunu. Kısıtlanmış hissetmek.
baskı yapılmış gibi. Hani benim özgürlüğümü engelleyemezsin. Özgürlüğünüzü kısıtlanmış hissedeceğiniz bir dönemdir diyor. Yani bir darlanma olacağını gösteriyor. Bu da yoğun tempodan. Sağlığımıza dikkat edelim. Sevgili yay ve yükselen yay burçları, sağlık çok önemlidir. Önceden tedbirimizi alalım arkadaşlar. Evet, videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın.